Günümüzde kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar oldukça yaygın olduğundan, ateroskleroz sorunu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızda fayda var. Aterosklerozda atar damarlar kireçlenir. Bu durum genellikle yaşlanma ve çeşitli iltihaplanmalardan kaynaklanır. Bu durumdaki hastalar genellikle şeker hastasıdır veya fibroza neden olan çok fazla karbonhidrat ve şeker tüketiyordur. Veya örneğin omega-6 yağ asitleri gibi yüksek derecede iltihaba neden olan gıdalar tüketiyordur. Ancak bilmeniz gereken çok önemli bir ek faktör daha var. Aslında bu faktör aterokslerozun veya arterlerin şiddetli sertleşmesinin bir nedenidir. Bu neden K2 vitamini eksikliğidir. K2 vitamini eksikliğiniz olduğunda kanınızda dolaşan kalsiyum kemiklere yönelmek zorunda olmaz. Yani K2 vitamininin vücudunuz için birçok faydası vardır. Fakat bu videoda özellikle en önemli iki faydasından konuşacağız. Birincisi kalsiyumu kemiklere yönlendirmektir. İkincisi ise kemikleri ciddi anlamda güçlü kılmaktır. K2 vitamininin bağlı olduğu iki protein vardır. İlki kemiklerinizi gerçekten güçlü tutmaktan sorumlu olan osteoporozu ile osteopeniyi önleyen bir proteindir. Diğeri ise kalsiyumu arterlerden ve arter duvarlarından uzak tutan bir protein türüdür. Söylediklerimi destekleyen ilginizi çekebilecek ve güvenilir bazı çalışmaların linklerini aşağıya bırakacağım. K2 vitamini kalsiyumu atar damarlarınızdan uzak ve doğru yerde yani kemiklerde tutulmasına yardımcı olabilir. Vücudunuzda yeterince varsa kalp krizi riskinizi %50 oranla azaltabilir. Fakat sorun şu ki birçok insanda K vitamini eksikliği vardır. Çünkü bu insanlar K2 vitamininin nereden alınabileceğini bilmiyorlar aslında tüketmemeniz konusunda sıklıkla uyarıldığınız bir gıdadan gelir. Bu besinler doymuş yağ ve kolesterol oranı yüksek gıdalardır. K2 vitaminini natto gibi fermenti gıdalardan da alabilirsiniz. Genellikle batı ülkelerinde natto'nun ne olduğu bile bilinmez. Natto, restoranlarda bulamayacağınız fermente soya fasulyesi ürünüdür. Eğer Asya'da yaşıyorsanız natto hakkında daha çok şey biliyor olabilirsiniz. Ancak K2 vitaminini et, Organ etleri yani sakatatlar, yumurta sarısı, otla beslenen hayvan tereyağı, süt ürünleri ve yoğurt gibi yağlı yiyeceklerden alabilirsiniz. K2'yi sebzelerden, meyvelerden, fasulyelerden, tahıllardan veya kuru yemişlerden alamazsınız. Size bu konuyla ilgili anlatmak istediğim bazı ilginç hususlar var. Birincisi, K2 vitamini ile D3 vitaminini birleştirdiğinizde çok daha iyi bir damar sağlığı elde edersiniz. Bu sağlıklı durum şah damarı yüzeylerinin kalınlığının azalmasıyla da ilgilidir. Şah damarlar boynunuzdaki atar damarlardır. Sadece D3 vitamininize K2 vitamini ekleyerek bu etkilerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca D3'e K2 eklendiğinde şah damarlardaki kalsiyum birikiminde bir azalma elde edersiniz. D3'e K2 eklediğinizde şunu yapmanızı tavsiye ederim. Her 10.000 IU birimde 3 vitamini için yaklaşık 100 mikrogram K2 eklemelisiniz. K2 vitamininin MK7 versiyonundan bahsediyorum. Bu durumla ilgili bir diğer husus ise günde 1000 mg veya daha fazla kalsiyum takviyesi alan kadın ve erkeklerde buna ilave D vitamini alıp almamalarına bakılmaksızın kalp krizinden ölme riski %20 ila %85 seviyelerine yükseliyor. Çünkü K2 vitaminini ihmal ediyorlardır. Bu bilmecenin başka küçük bir parçası daha var. O da varfarindir. Varfarin K1 vitaminini bloke eden bir ilaçtır. İnsanlar varfarini pıhtılaşmayı önlemek için kullanırlar. Çünkü K1 vitamini kan pıhtılaşmasıyla da alakalıdır. Normalde K1 vitaminini takviyelerle veya salatalardan aldığınızda genellikle yapraklı yeşillikler ve diğer sebzelerde bulunur kanınız olması gerekenden daha fazla pıhtılaşmaz. Yani beyninize ulaşarak felç veya kalp krizi riskini tetikleyecek kadar pıhtı oluşmaz. K1 doğrudan bunlara sebep olmaz. Ancak hali hazırda kalp problemleriniz, aritmileriniz, atrial fibrilasyonunuz varsa veya önceden var olduğu bilinen bir sağlık probleminiz varsa, kan pıhtılarını azaltmak için bazı şeyler önereceklerdir. Varfarin sıkça önerilen bir ilaçtır. Varfarinin sebep olduğu problem, Bundan özellikle konumuzla alakalı olduğu için bahsediyorum. Varfarin sadece K1 vitaminini bloke etmekle kalmaz, aynı zamanda videonun başında bahsettiğim faydalı proteini de inhibe eder. Bu özel protein türünün damar sisteminde ve damar sisteminin yüzeylerinde kireçlenmeyi önlemesi beklenir. Bu nedenle varfarinin yan etkilerinden biri kan damarlarının kireçlenmesidir. Böylece kanın pıhtılaşmasını önlemiş olursunuz. Ancak damarlardaki kalsiyum miktarının artması muhtemeldir. Eğer pıhtılaşmayı önlemek için bir tür ilaca ihtiyaç duysaydım, K1 veya K2 vitamini etkileyen proteinlerini içermeyen alternatif bir ilaç olup olmadığını araştırırdım. Özetle, K2 vitamini içeren gıdaları artırmaya başlayın. Gıda takviyesi olarak K2 vitamini alacaksanız, K2 ile birlikte D3 vitamini almanızı tavsiye ederim. Çünkü böylelikle daha verimli çalıştığı gözlemlenmiştir. Bir sonraki tavsiyem düşük karbonhidrat tüketimini azaltmaktır. Çünkü bu şekilde iltihaplanmayı azaltabilir ve böylece aterokslerozu önleyebilirsiniz. Tabii ki son olarak atar damarlardaki iltihaplanmayı artırabilen omega 6 yağ asitlerini içeren ürünlerden uzak durun. K2 vitamininden bahsettiğimize göre bu konu hakkında farkına varmanız gereken daha birçok şey var. Bu videomuzu henüz izlemediyseniz ilginizi çekebileceğini düşünüyorum ve buradan ulaşabilirsiniz.